gebelik COVID enfeksiyonuna yakalanma açısından ekstra bir risk oluşturmasa da gebe hastalarımızda COVID-19 enfeksiyonu daha ağır seyretmektedir. Gebe hastalarımız yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon ve ağır enfeksiyon nedeniyle daha çok hastaneye yatmaktadır. Gebelerde buna bağlı olarak erken doğum riski artmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde, Dünya Sağlık Örgütü de gebelerin hepsine COVID-19 aşısı önermektedir. Doğum yapan hastamız COVID-19 enfeksiyonu için aşı olmamıştı. O yüzden yoğun bakım ünitemizde takip ettik. Buna bağlı olarak erken doğum gerçekleşti. Şu anda hastamızı COVID-19 enfeksiyonlu hastaları takip ettiğimiz serviste izole bir odada takip etmekteyiz. Hastamızın genel durumu şu anda gayet iyi. Çok dikkat ettik. Dikkat etmek değil. Gerçekten aşı çok önemli. Çok hafif atlatırdım. Kesinlikle. İnanın bana, ben 17 gün yoğun bakımda kaldım. Ölüm olum acısı yok ve kızımı halen de göremedim. Üniversitede 8 kişi birden oldu. Aşılı oldukları için hiçbir şey olmadı. Ya. Hasta olmadılar. Ama sadece ben oldum. Çünkü aşım yoktu. Ne gibi zorluklar çektiniz hocam peki? Yani nefes almakta hala zorluk çekiyorsunuz biraz. Tabii alamıyorum ki. Keşke alabilsem. Yürüyemiyorum. Ben çok zor bir süreç. Aşı karşıtları var biliyorsunuz. İnsanlar aşı olmayın diyor. Siz yaşamış birisi çok, olarak ne söylemek ben istiyorsunuz? Ben aşı karşıtı asla değilim. Sadece gebe olduğum için olmamayı tercih ettim. Çünkü iki kere ölümden döndüm. Bu yaşta ölmek hoş olmuyor. Kızımı görmediniz. Çok heyecanlıyım. 17 gündür hiç görmedim. Doğduktan beridir. Babası gördü mü? Babası çok şanslı. Negatif olduğu için gördü. Ben diyorum, ben baktım. O kendisi gördü. Aşı karşıtı olmasınlar. Kesinlikle. Aşı çok önemli. Daha iyileşemedim. Tüple evde daha devam edeceğim. Almadığım ilaç yok. Ama şunu da söyleyeyim. Bana çok iyi bakıldı bu hastalarda. Yoğun bakımdaki Furkan hocamdan tutun. Oradaki hemşireler, çalışanlar ve buradaki COVID servisindeki arkadaşlar beni hayata döndürdü inan. Yoksa ölmüştüm. Allah'ım. Ay Allah'ım. Çok güzel maşallah. Ağzını kesinmiş. Çok güzel. Çok güzel, çok maşallah. Haftalık doğdu kızım. 17 gün görmedim. Şu an çok çok güzel bir duygu. Teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Ay, dudaklara bak. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sesinizi alamadım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı büyüsün bebeğim, inşallah konuşacağım. Yüzünüze sarılacağım ona ilk işi. Oh maşallah. Oh sağ ol aşkımsın. Allah'ım. Duymuyorsun hiçbir şey. Teşekkür ederim sana. Biz uzun zamandan beri COVID pozitif gebe ve loğusalara diğer COVID hastalarından farklı ayrı bir ünitede, ayrı bir birimde hizmet veriyoruz. Biliyorsunuz daha önce de bu konuyu deklare etmiştik. Pandeminin başlangıcından bu yana Eskişehir Şehir Hastanesi'nde COVID pozitif tanısıyla serviste 8000 civarında hasta yatırıldı, takip edildi, izlenildi. Pandeminin başlangıcından bu yana da Eskişehir Şehir Hastanesi'nde COVID pozitif olan gebe ve loğusa sayısı da yaklaşık 500 civarında oldu. Artık COVID pozitif gebelik yüksek riskli gebelik kategorisi diye tanımlanıyor. COVID pozitif gebelerde
hastalık diğer popülasyona göre, yani gebe olmayan popülasyona göre hastane yatış oranları, hastane yatanların yoğun bakımlara yatış oranları ve kaybedilme riskleri kendi popülasyonlarla, COVID pozitif olmayan gebelerle kıyasladığında daha yüksek. Sadece anne için de risk oluşturmuyor. En önemlisi anne rahminde bebek ölümlerini ve erken doğum riskini de 2-3 kat arttırdığını artık bilimsel çalışmalar gösterdi.